Kim bunlar abi? Biskot erkeği bunlar. Şimdi oğlum evde televizyon izliyorsun eşinle. Ben bu yüzden Netflix'e geçtim artık televizyon izlemiyorum. Survivor'ın arasında biskot erkeği çıkıyor. Böyle bir tane çikolata tenceresi var. Erimiş çikolatayı böyle karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Arkada da biskolata erkeği müziği var. Biskolata, biskolata. İzliyorsunuz birlikte. Sonra eşiniz ya da sevginiz varsa yanınızda rahatsız oluyor tabii ki. Ya diyor ki, Behçe sen daha yakışıklısın. Şimdi göz var, nizam var değil mi Ali? Benim bu adamlardan daha yakışıklı olma ihtimalim var mı? Şu saça bak, sabahtan beri düşüyor. Fönledim sizler için. Bak bir türlü düzeltir. Adamın saça bak abi. Her türlü yakışıklı bende. Ama şimdi eşim bu yalanı niye söylüyor? Belli ki bir rahatsızlık var. Şimdi dolayısıyla bu ilk o gerginlikten sonra şöyle bir şey oluyor bak Türkiye'deki evlerde. İlk önce eşi söylüyor ya sen daha yakışıklısın diyor. Sonra böyle sessiz sessiz duruyorsun. O da biliyor daha yakışıklı olmadığını sen de biliyorsun. O zaman bir gerginlik var. Ondan sonra eşin de o reklamları bir eleştiriyor. Diyor ki ya bu ne biçim reklam Behçet diyor. Bu televizyon böyle saçma abidik gubidik reklamlar veriyorlar diyor. Geçiyorsun. Çok güzel hiçbir sıkıntı yok. Arada 2-3 hafta geçiyor. Sonra Migros'a gidiyorsun. Migros'ta alışveriş yapılıyor. İşte eşin diyor ki sen süt al bilmem ne al alıyorsun. Sonra eve geliyorsun. Paketleri açıyorsun eşine yardım etmek için. Aa orada bir bakıyorsun biskolata çikolatası. Şimdi burada iki tane durum var hocam. Biri şu. Eşiniz o reklamlardan etkilenmiş olabilir insanın sonucu itibariyle. Ama bunun farkında olmayabilir. Ve farkında olmadan o şeyi almış olabilir çikolatayı. Bir diğer durum da şu olabilir. Ben diyorum ki eşime niye bu biskolatayı aldık? Ya hiç o reklam aklıma gelmedi diyor dolayısıyla bu durumda. İkinci durum da şu olabilir. Etkilenmiştir, farkındadır ama sosyal normlar gereği söyleyemiyordur. İki tane durum var yani. Kimi zaman tüketiciler satın alma nedenlerinden emin olamazlar. Alırız. Bir sürü evimizde evinde eşya bir şey var. Ve bunu niye satın aldığımızı bilmeyebiliriz. İki, satın alma nedenimizi biliriz ama bunu sosyal normlar gereği söyleyemeyiz. Şimdi bilim açısından şöyle bir sıkıntı yaratıyor bu beraber de şunu getiriyor. Şimdi bilimsel olarak biz sizlerin bize gerçekleri söylemediğiniz ya da sizin dahi gerçeğinden farkında olmadığınız bir durumu nasıl ölçeceğiz? Normal bizim bildiğimiz geleneksel yöntemlerle ölçme şansımız yok. Şimdi nöropazarlamanın var olma nedeni sadece bu. Sadece bu iki durumu ölçmek için aslında nöropazarlama var. Yani ben yarın bir gün gidip gurbete desem ki, gurbet desem üstündeki mavi gömleği niye aldın? Ve gurbet hakikaten bunu niye aldığını bilerek bana dese ki hocam mavisi çok güzeldi, çok beğendim. Zoom karşısında da çok güzel gözüküyordu. Bu yüzden ben bunu aldım dese ve bunu biliyorsa benim gurbetin kafasına bir cihaz takıp gözlerine bir şeyler bağlayıp ölçme yapmama gerek yok ki. Ama birçok durumda birçoğumuz bunları neden aldığımızı bilemiyoruz. Ya da sosyal normlar gereği doğruları söyleyemiyoruz. İşte bu iki durum için biz nöropazarlama ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi bizim laboratuvarda bu cihazlar var. Bizde toplam 13 tane cihaz var. Biz 13 cihazla ölçüm yapıyoruz. Bu cihazların her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Ben hani çok detaylı giymeyeceğim ama mesela bir termal kameramız var. Hani son zamanlarda biliyorsunuz meşhurdur. Termal kamera ne yapıyor? Hani ısıdaki o değişimleri görüyor. Ve bunlar bayağı üstün termal kameralar. Yani derecenin binde birindeki değişimi tespit edebiliyor. Çok küçük mikro alanlarda. Biz bunu ne için kullanıyoruz? Duygu tanımlama için kullanıyoruz. İnsanın bu yüzündeki ısının değişiminden biz bireyin ne kadar mutlu olduğunu, öfkeli, üzüntülü olduğunu öğrenen algoritmalarla bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bir başka cihazımız var, göz takip sistemleri. Hani bunu çok duymuşsunuzdur, birçok yerde var. Ne yarıyor bu? Nereye baktı? Ne kadar süreyle baktı? Kaç kere fixleme yaptı? Ve göz bebeğinin büyüyüp küçülmesinden bilişsel yük ya da duygusal olarak ne kadar hani etkilendi? Ama bu duygusal ne olduğunu bilmezsiniz. Korku da olabilir, heyecan da olabilir, mutluluk da olabilir. Ama sadece duygusal bir değişim olduğunu bilirsiniz göz bebeğinin büyüyüp küçülmesinde. Bir diğeri EEG ki bu benim asıl çalışmadan. Bu arada bu cihazların hepsini ben bilmiyorum. Bizim laboratuvarımızda bir ekibimiz var, onlar da biliyor. EEG ne? EEG düşün yapıyor. Kafanın dışına takıyorsun. Nöronlar arasındaki elektrik alışverişinden bu elektrik akımlarının ölçümleri sayesinde zihinsel olarak ne gibi tepkiler verdiğimizi anlayabiliriz. Bir başka cihazımız var. GSR takıyorsun işte terlemeden heyecan durumunu falan al. Bunun dışında bizim mimik analiz donanımı, EKG, EMG, o, bu, şu bir ton şeyimiz var. Asıl burada değişimi yaratacak yer şurada geliyor. Entegrasyonda geliyor. Ne demek istiyorum? Az önce dedim ya, göz takipte siz şunu anlayamazsınız. Yani nereye baktı? Bir duygu durumuna girdi ama bu duygu durumunun tam olarak ne olduğunu çözme şansınız yok sadece göz takipte. Sadece EEG ile de anlayamazsınız. Ama bunları entegre ettiğiniz an itibariyle anlayabilir hale geliyor. Bu da gerçekten korkutucu bir dünyanın kapılarını açıyor. Ne demek istiyorum korkutucu bir dünya derken? Şu, sizin bir reklam izlediğinizi düşünün ve ben bunun ölçümlerini yapıyorum laboratuvarda. Bakın artık şunu yapabilir hale geliyorsunuz. Reklamın her anında ve bunu milisaniye bazında ölçebiliyorsunuz. Sizin zihninizin verdiği tepkime sayesinde ben o reklamda hangi anda hangi görüntünün girmesi gerektiği, hangi müziğin kullanılması gerektiği, markanın hangi renkle yazılması gerektiği, hangi yazı karakteriyle yazılması gerektiği, eğik mi olması, dik mi olması... Tüm bunları
büyük bir doğrulukla tahminleyebilir hale gelir. Dolayısıyla ben eğer hedef pazarımı doğru bilirsem o hedef pazarın en çok etkileyebileceği reklam türünü ortaya koyabiliyorum. Koymuyorlar mı? Zaten koyuyorlar. Günümüzde yayınlanan reklamların birçoğu özellikle büyük firmaların yaptığı bu ölçümleri yapılıp ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla bu da beraberinde ne getiriyor? Bir risk getiriyor. Nedir o? Biz mesela bir tüketiciye bu tür markaların isimlerini gösterip bu marka isimlerini daha sonra beyin dalgasının şu ölçümünü yapabiliyoruz. Bilmiyorum benim masum gözüküyor mu şu anda sizde ama bu şöyle bir grafik. Çok detaya girmeden anlatmam gerekirse. Marka resmini gördüğünüz yer burası. Şu alt skala var ya şurada 800 yazıyor. 800 milisaniye. Yani beyninizin marka resmini gördükten sonraki 800 milisaniyede verdiği tepkimeler. Bakın 1 saniye değil 800 milisaniye. Şimdi bu neyi sağlıyor bize? Bakın bu bizi şuna sağlıyor. Şimdi biz bir marka resmini size gönderip şunu anlayabiliyoruz. Burası bakın şurası 300 milisaniye bilincin yavaş yavaş ortaya çıktığı yer. Bunun öncesi tamamıyla bilinçsiz beyin tepkimiz. Dolayısıyla ben her marka ismi için ya da her marka görsel için şunu anlayabilirim. LCY2'nin belki tasarımı çok iyidir ve beyniniz burada bir onun iyi olduğuna tepkime vermiştir. Ama bilinç girdikten sonra buradaki tepkimin kötüye gittiğini anladım. Bu ne demek? Bu şu demek. LCY2'nin tasarımı çok iyi. Tasarımda bir sıkıntı yok. Ama markaya ilişkin bazı unsurlardan dolayı sizin bilinçli tepkimenizde marka dair bir bozulma oluyor. Bunu da ölçebiliyorum. Orada o kelimeleri kullanmaya başlıyorum. Kelimeyle LCY2'yi eşleştiriyorum. Ve hangi unsurun sizin zihninizde buna yol açtığını bulabiliyorum. Ucuz olması mı, kalitesiz olması mı, cool olmaması mı, havalı olmaması mı? Tüm bunları anlayıp markanın buna karşı önlem alabilmesini sağlıyor. Az önce size bahsettiğim şey gözleşme. Hani yanlış yazmıştım ya. O da aslında beyindeki bir tepkime. ERN diyorlar buna. Yani sizin beyniniz ben diyorum ki yolda arabayla gidiyordumdular. Cümleyi yanlış kurdum. Ve hepinizin beyni şu anda ERN üretti. Yani burada olmaması gereken bir şey olduğunu farkında. Süper. Tıpçılar bunu bulmuşlar hastalıkları şey yaptı. Sonra işin içine kim girmiş? Pazarlamacılar girmiş. Pazarlamacılardan birisi demiş ki, ya demiş bu ERN eğer garipsemeye ilişkin bir tepkime ise biz bir markanın yeni bir ürüne çıktığında yani yeni bir gama girdiğinde bunun insanlar tarafından ne kadar kabullenip kabullenilmeyeceğini anlayabiliriz. Ne demek istiyorum? Pepsi bir tişört üzerinde gösterdiğinizde ERN çok yüksekse bu şu demek. Pepsi bir tişört ürettiğinde buna çok fazla tepkime verecek. Ama Pepsi bir ayakkabı üzerinde gösterdiğinizde ERN'i küçükse bu ne demek? O pazara çıktığınızda bu pazar buna daha az tepki verecek demek. Bakın pazarlamacı bu bilgiyi alıyor, bambaşka bir alanda kullanıyor. Sadece pazarlama mı hocam? Değil. Şimdi burada bir tane bomba görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu bombada bir hata varsa, yani bu kablolara bağlanmaması gerektiği gibi ise sizin beyninizde hiçbir şekilde ERN çıkmaz. Niye? Çünkü sizler büyük ihtimalle inşallah bombayla ilgili bir geçmişiniz yok. Bomba uzmanı değilsiniz ya da bir terörist olarak bombayla uğraşmadınız. Ama siz eğer bir teröristseniz ve bombayla uğraştıysanız burada bir hata çıktığında siz ERN'inizi pıt edecek bu arada. Şimdi Hakan diyelim ki bombayla daha çok uğraşmış daha önce ve ERN'i pıt etti. İsterse bana sabaha kadar şunu anlatsın ben o ERN'i bulduktan sonra. Hocam ben bomba görmedim, ben bombadan anlamıyorum. Hayır hocam, çok nesen anlıyorsun, beynin buna bilinçsiz bir tepkime veriyor. Çünkü gurbet buradaki bombadaki garipsemeyi anlayamaz çünkü bilmiyor. Ben Korece kelime hatası yaptığımda kimse anlamayacak ama Türkçe yaptım dediğim Türkçe bildiğiniz için ERN veriyor. Şimdi ne yaptık bakın olayı? Aldık pazarlamada suçluların yakalanmasına getirdik. Pazarlama tabii ki ve suçlara yakalanma sadece burada bitmiyor maalesef. Ben daha önce hani belki duymuşsunuzdur. Bagozzi diye bir hocanın yanına gitmiştim. Michigan Üniversitesi. Gerçekten dünyanın iyi üniversitelerinden biri benim için çok büyük bir şanstı. İşte ben o zamanlar EEG falan çalışıyorum. EEG hani iyi bir teknoloji, önemli bir teknoloji, gelişen bir teknoloji. Ben oraya gittim şunu gördüm hocam. O adamlar EEG falan da geçmişler. Genle pazarlama çalışıyorlar. Ben ilk gittim oraya. İlk tabii ki Türkiye'den gelince bir ameli olarak kullanıyorlar. Havadan hiç şey yapmıyorlar. Hani bütün bilgileri paylaşalım diye bir şey yok. Milletin ağzı içine pamuk sokuyordum. Pamuk örtüme koyuyorduk. Genel haritalarını çıkartıyorlardı. Bu genelde pazarlamacılar için kullanılıyorlardı. Büyük ihtimalle bu yasaklanacak. Çünkü yapılan çalışmalardan biridir. Bagozzi'nin çalışmalarında bakın şunu göreceksiniz. O da şu. Şeyi buluyorlar. Genel haritalarına göre en iyi satışçıyı. Çünkü belli kişilik özellikleri var ve belli kişilik özellikleri belli genler olduğu daha iyi satışçı oluyor bu adamlar. Dolayısıyla siz yarın bir gün belki tabii ki büyük ihtimalle bunu yasaklayacaklarını düşünüyorum ama belli bir zamana kadar. Belli bir süre sonra iş görüşümüze gittiğinizde de ağzınıza pamuk sokacaklar. Hadi kardeşim git diyecekler. O pamukla genel haritanızı çıkartacaklar. Diyecekler ki ya Yalçın Bey sizden satışçı olmaz. Olmaz yani. Siz lütfen başka yere gidin. Dolayısıyla bakın olay bambaşka yerlere gitmeye başlıyor. Nöro pazarlama açısından. Sadece hani nörometrik, biyometrik ölçümler değil. Genle de ölçüyorsunuz. Şimdi bu işin bir yönü. Diğer yönü de şu. Hani sattırmak da bu iş sadece sattırmak da değil. İyi niyetli olarak kullanırsanız şuna da kullanabilirsiniz bu şeyde. Kadına şiddet. Şimdi kime sorsak kimse şunu demez ki sosyal normlar gereği. Evet kadına şiddet uygulanmalı, kadının dövülmeli. Bunu kimse diyecek mi? Demeyecek. Kadına şiddet uygulayan varlıklar da bunu söylemiyorlar zaten. Çünkü sosyal normları biz insan olarak sıkıntı, hastalığımız yoksa anlıyoruz.
ve sosyal normlara uygun beyanlarda bulunuyoruz. Yani o kadına şiddet uygulayan varlıklara da sorduğunuzda o size diyecek ki evet kadına şiddet uygulanmamalı diyecek. Ama siz bunun gerçeğini nasıl ölçebilirsiniz? Yine bu cihazlarla ölçebilirsiniz. Dahası da var. Şimdi bizim varsayımımız şu. Bu resimleri biz gösterdiğimizde insanlara da sorduğumuzda herkes diyor ki rahatsız oluyorum. Ancak işte bizim yapmaya çalıştığımız projelerden biri şu. Büyük ihtimalle kadına şiddet uygulayan varlıklar da ve belli tür erkekler de biz bu resimleri gösterdiğimizde hoşuna gidiyorlar. Niye? Çünkü bunlar ünlü kadınlar hocam. Gücü sembolüyorlar. O erkeğe göre daha güçlüler. Ve bu kadın şiddet görmüş görüntüsü kadını, o kadını kendi eşiyle beyninde eşleştirmesi ve belki daha fazla şiddet uygulamasına dönüşüyor. İşte siz nöro pazarlama teknikleri bunları bulup doğru pazarlama için de doğru yerler kullanabilirsiniz. Ama normal teknikleri sorarsanız Hülya Avşar'ın bu görüntüsünü gidip sorduğunuzda herkes diyecek ki beni çok rahatsız etti. Sonra da Hülya Avşar'ın dayak yemiş görüntüsünü kullanacaksınız. Ama gerçekte büyük ihtimalle, çünkü yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor. Hayır, bu daha az şiddete yol açmıyor, daha fazla şiddete yol açıyor aslında. Ama geleneksel yöntemler yine bize bunu söylemiyor. Yine bizim yaptığımız çalışmalardan bir tanesi, suçları tespit içinde kullanabilirsiniz bu cihazları. Az önce dedim ya, IRM diye. Bunun dışında biz şöyle çalışmalar yapıyoruz mesela. Kalem çaldırıyoruz. Daha sonra hangi kalemi çaldığını adama hiç soru sormaksızın %98 oranında bulabiliyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz bunun gerçek hukuki sistemlerde güvenilir bir hale geldiğinde kullanıldığını? Adamın artık size bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Bu korkutucu ama aynı zamanda bir gerçeğimiz. Adam gelecek de sizde hani cinayet işledim, yok işledim de işlemedim de tırnak izledim. Gerek yok hocam. Tak kafasınız cihazı, kalbine tak cihazı, parmaklara tak, oturt. Geçerli ölçüm içinde yeterince elbize veri olsun. O adam büyük ihtimalle tutturacaksınız %98-97'de. Şimdi aklınıza ilk önce şu gelecek. Belki acımasız bir söylüyorum ama o %2'ye ne olacak? Hocam şu anki adalet sisteminde %2 değil o pay. Çok daha yüksek suçsuzların aslında girmesi ve suçsuzların serbest bırakılma payı. Bunda şu anki halde bile daha yüksek aslında. Elbette gelecek bir hukuk sistemine karar verecek ama bu cihazlar bakın inanılmaz yerlerde doğru şekilde kullanıldığında işe yarayabilir. Şimdi dolayısıyla bu bir silah hocam. Bu silah hani nerede kullanacağımız hani gene itibariyle kamuoyuna bağlı bir şey. Hani kamuoyunun birazcık yönlendirmesi, birazcık bilim insanlarının şey yapması. Dolayısıyla hani biz bu silahı alıp bu kadınlarla, bu erkeklerle nasıl daha fazla sattırabiliriz deyip daha fazla insanın Apple dükkanlarında, Samsung dükkanlarında çıkacak yeni bir tane Apple'a sırada beklemesini sağlayabiliriz. Annesini babasını beklemez öyle hiçbir yerde ama Apple'ı beklettirebilirsiniz. Bu adamın suçu değil bu arada. Bu pazarlamacının bu teknikleri kullanarak yeteneği. Ama çok acı bir şey söylemek zorundayım burada. Hani gerçekler ne derseniz ben gerçekleri anlatayım size. Bizim bu termal kamera dedim ya çok gelişmiş bir termal kamera. Bu galiba Türkiye'de şu anda 2 ya da 3 tane yerde. Yani bizim kadın hocamız tıptan bir hoca şunu yapmak istedi. Kadına şiddeti çalışmak istedi bununla. Ne demek istiyorum? Ben de tabii o tekniği bilmiyordum ama hoca bize anlattı. Kadın şiddeti hani düşün uyguluyorsunuz. Sonra eve kapatıyor kadını. Çıkartmıyor 6 ay boyunca. O kadın çıktığında tıbbi, normal bildiğimiz gibi tıbbi yollarla şiddeti kanıtlayamazsınız. Çünkü gitmiş yüzünde dışarıda hiçbir şey yok. Ama kadın şunu deniyordu bizim hocamız. Termal kamerayla bunu görebiliyordu. İçerideki çürümüş şeyleri. Dolayısıyla bunun sayesinde şiddet olup olmadığını anlayabiliyorlardı. Belli oranda. Tabii ki daha fazla çalışmak gerekiyor. Bulamadılar. Bakın 1,5 yıl oldu. Hala kadıncağız bütçe arıyordur. Belki o da yılmıştır. Bütçe çıkmadı. Ama siz bugün bir atıyorum bir firmaya girip deyin ki ben dondurmayı kadın nasıl yerse daha fazla sattıracağını size söyleyeceğim değil. Para bulabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla para da burada olduğu müddetçe geleceğe baktığımızda hani şöyle bir şey yok. Hani biz bunun sayesinde bu ölecek kadınların önüne mi geçeceğiz? Yoksa daha fazla şiddet uygulanacak, daha fazla kişinin daha fazla markaların önünde sıraya girmesini, şuraya koyduğu markayla kendini daha havalı hissetmesini mi sağlayacağız sorusunun cevabı ne yazık ki şu anda güzel gözükmüyor. Ama gerçekler bunlar. Hani beni de belki izliyorsanız YouTube'da falan ben birazcık daha gerçeklerden yana konuşmaktan yanayım. Nöro pazarlama işte bu. Ve tahminim bu erkekler daha da fazla başımıza bela almaya devam edecekler gibi gözüküyor.